Peki şimdi geçim son 10-15 dakikam kaldı çünkü İsveç meselesine geçiyorum. Tekrar hatırlatayım 3 oldu ama yine de hatırlatayım. E, kıymetli izleyiciler akşam saatlerinde geldi son dakika haberi olarak İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Oylamada AK Parti, MHP, CHP evet dedi. İyi Parti Saadet red dedi. Şimdi bu komisyondan bu karar çıktı, kabul kararı. Ama gözler genel kurulda İsveç için son karar e, meclis genel kurulunda olacak. Ama Esas... ama Zafer de söyledi. Yani bu genel kurulda bu işin gelmesi belki şeyi bile bulabilir. Şimdi yerel bu, seçimleri bile geçebilir şimdi yani. Türkiye e, şunu mu diyecek? Biz bunu mu anlıyoruz Zafer hocam? İsveç'in NATO'ya katılmasına Türkiye evet diyecek mi? Buna işte parlamento karar verecek. Türkiye Bu, Büyük Millet Meclisi karar geçmesi. verecek. E komisyondan geçiyor. Son e, oylamanın yapılacağı yer Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu. Şimdi 16 Ocağı kadar yanlış hatırlamıyorsam meclis kapalı olacak. Heh. Bu arada biz yayındayken o evet, evet. teklif geçmiş. Çalışana emekliye 5000 lira hikayesi Hı -hı. geçmiş. E, dolayısıyla... Meclis 16 Ocak'a kadar kapalı. Hı. 16 Ocak'tan sonra eğer genel kurul gündemine alınacaksa, meclisin kendisine e, has bir takvimi var. E, genel kurula gelecek. Tabii şu anki tabloya baktığında komisyonda sen de oraya vurgu yapıyorsun. Hı hı. AK Parti, MHP, CHP zaten bu üç partinin meclisteki sayısal çoğunluğu e, o onun geçeceği anlamına geliyor. Eğer e, komisyondaki bir sonuç ortaya çıkarsa e, tabii şu var. Ya burada e, bir taraf bu meseleye de biz her şeye böyle maç havasıyla yaklaşıyoruz ya. Ya bir taraf şu ne aldık da onlara bunu vereceğiz. E, diğer tarafta daha farklı düşünüyor ama ya şu var niye şu ihtimali biz hiç düşünmüyoruz. Belki de Türkiye hem İsveç'ten hem Amerika'dan bu konuda istediklerini aldı. Bunu bilmiyoruz şu an bak. Şu anda bunu bilmiyoruz Okurum ama ya. sanki dünyanın sonu gelmiş gibi bunu değerlendirmek de e, hata. Son şunu söyleyeyim İsveç'in NATO'ya girmesini İsveç'ten çok ABD istiyor. Böyle evet. de bir durum var. Evet. Doğru. Yani dolayısıyla buradaki aslında birincil muhatabımız da ABD gibi zaten. gözüküyor. Doğru. Protokol görüşmeleri kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar komisyonda önemli açıklamalar yaptı. Akçapar bazı olumlu adımlardan memnunuz ama İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ile sorunların hemen çözülmesini beklemek çok da gerçekçi değil dedi. İsveç hükümetinin gösterdiği iradenin artık PKK'yı rahatsız ettiklerini biliyoruz diyen Akçapar İsveç'in katılımı Avrupa Atlantik bölgesini daha da güvenli hale getirecek dedi. Burak Akçapar burası önemli. ABD Başkanı Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasından sonra Kongre'yi Türkiye'nin F-16 talebini onaylamaya ikna edeceğini söyledi. Protokol Dışişleri Komisyonu'ndan kabul edilmesi tarihinden gelen kurula. Şimdi o zaman bu, bu F16 meselesine Çetnim House'un yazdığı doğru olmuyor o zaman. Çünkü orada İngilizler iki ülkenin de aynı anda Kongre ve parlamentosuna getireceğini hmm. söylemişti. Biden hala diyor ki ikna edeceğim. Ee, o işte biraz böyle <laughs> muallak bir durum gibi görünüyor. Bak şimdi... Fulya, hı hı. geçen hafta Cuma günü bizim şehitlerimiz yoktu hatırlıyorsan. Bu örneği şundan hatırlıyorum. Cuma akşamı geldi. Cuma akşamı şehit haberlerini aldık hı hı. maalesef. 22'sinde. Bu bölgede her an olağanüstü gelişmeler oluyor. Hı hı. Böyle bir coğrafyadayız. Dolayısıyla 16 Ocağı kadar, oradan Şubat'a belki yerel seçim sonrasına kadar neyin ne olacağı belli olmaz. Hı hı. Bu perde arkasındaki görüşmeler belli ki devam edecektir. Hı hı. E burada yani Türkiye'nin de Amerika Birleşik Devletleri'nden bazı talepleri var. Onların karşılanmasını bekleyecektir. Evet. Tabii haklı olarak Türkiye'de insanların hafızasında 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Kenan Evren'in ABD'li General Rogers'a verdiği sadece onun bir sözüyle Yunanistan'ın NATO'ya e, girmesine verdiği onay var. O geliyor evet. akıllara. Ee, bu dönemde Türkiye e, böyle bir hata yapmayacaktır. Ee, elbette ki Türkiye'nin talepleri karşılanırsa Türkiye de buna olay verecektir. Hı hı. Ama son söz dediğim gibi Meclisi, Türkiye Büyük herhalde. Millet Meclisi'nde Tabii. şu uzlaşı da önemli bak. AK evet. Parti, MHP, CHP uzlaşısı e, bence dikkat çekici. Peki, Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilmesi, Eray Hocam, oh. e, bu İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün, Kabul edilmesini siz nasıl Şaşırdınız mı? Bekliyor muydunuz? Yani şöyle bir Türkiye'nin bir stratejisi var. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda e, Sayın Erdoğan e, açıklama yaptı. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanımız demişti ki hı hı. yani eş zamanlı şeye getirelim. E, hareket edelim eş zamanlı. Hı hı. Yani biz kurula getirelim siz de getirin. Biz hı hı. meclise getirelim siz de e, kongreye götürün. Yani eş zamanlı çıksın. Bu, sanırım bu yapılıyor yani anladığım kadarıyla bu yapılıyor çünkü şimdi bu komisyondan geçti genel kurula gelecek artık hı hı. genel kurul son merci E tamam bu süreçte gerçekten Joe Biden kongreyi ikna et, edebilecek mi kongreyi ikna ettiğine dair bir delil sunabilecek mi hı hı. bunu görmek lazım yani neticede dış politikada Türkiye milli gücünü politik gücünü etkin bir şekilde uyguluyor buradan ben hı hı. hemen bir ee, işte şunu verdi, hiçbir şey almadık da işte şöyle yaptık gibi bir sonuç çıkmaması lazım. Daha vallahi, maç 90 dakika ve daha şey süre... Valla geçerse şey ama e, ben biliyorum ki pek çok kişi şaşırıp kalır. Ama şöyle Fulya, Biden mesela kongreyi iknaya çalışacak değil mi? Hı hı. E, Recep Tayyip Erdoğan da parlamentoyu iknaya çalışacak hı hı. o zaman. Evet. Belki de Erdoğan da parlamentoyu ikna edemeyecek. Hı hı. Değil mi? Edemeyebilir yani. Yani olmaz. Biden ikna edemiyorsa Vallahi, bizim Cumhurbaşkanımız da AK ikna edemeyebilir. AK Parti'den eksik kalırsa muhalefet tamamlar. İsmet abi yine <gülüyor> değişik <gülüyor> bir <laughs> yaklaşım getirdin. Bittiyse ben bir şey söyleyeyim. <laughs> Buyurun. Hayır öyle gözüküyor. Bütçe Plan Komisyonu'nda e, CHP düşün hiçbir konuda anlaşamıyor. Bakın teröre karşı bir bildirde bile anlaşamayan ya boşuna CHP, bence geçinmeyelim. Çünkü bu F16 meselesi hemen, falan artık şimdi ben bizim düz İsmet abi. hesap yapıyorum İsmet yani. İsmet abi doğrulayan bir şey aktarayım. Bir gazeteci büyüğüm yazmış. Diyor ki demek ki diyor bildiri krizi diyor. O kadar da abartılmaması lazımmuş diyor. Hmm. AK Parti ile CHP diyor burada e, ortak bir noktada buluşabiliyorlarsa diye. Hmm. Siyaset değişik bir alan değişik yani. Siyaset değişik bir alan aynen öyle. Yani, ya, İsmet abi haklı olabilirsin ama... Söz yani konusu muhalefet... olan Amerika ve NATO olunca böyle oluyor. Muhalefetin sayısı yetmez onu meclisten geçirmeye. Ne olur İsmet abi? Hayır, iktidardan eksik olursa o tamamlar. Hmm. Şimdi bir şey söylemek istiyorum Sayın Fulya. Buyurun. Zaten her şey ortada. Yani bu iş olacaksa Amerika Birleşik Devletleri malumunuz e, kongreye başvuracak. Bu kongreye başvurulduğunda kongrede bir ay beklemesi söz konusu. Bir ayın sonunda eğer kongrede oylama olursa yani birileri karşı çıkıp da oylama olursa oylamanın sonunda e, efendim tamam Türkiye'ye verilsin kararı çıkarsa mesele yok. Türkiye'de İyi ondan de sonra zaten de ocağın 15'ine kadar en az zaman var. Türkiye'de onaylayacak e, bu ithalatanacak. f 35 iş meselesini yani hatırlattı ya Zafer abi. bu falan da değil ayrıca Hayır başında. Biden şöyle. E, dış iş, dış biz biliyorsunuz biz başvuruldu. Bir şey Hükümet İnsanlar tarafından ne? başvuruldu. Ama şu anda beklemede. 9 aydır beklemede bu. Bu 9 aydır beklemedeyi ortadan kaldıracak Sayin Fulya. Ama Keni Fulya bir tekrar burada bizim her zaman söz konusu olacak. Komutanım, şu andaki şu andaki Beklemede olan 9 aydır bekliyor ve şu anda tekrar Amerikan hükümeti e, kongreye başvuruda bulunacak F-16'ların verilmesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı ve bunun sonucunda eğer bir ay içerisinde e, ses çıkmazsa kabul gördü sayılıyor. Kongrenin işleyişi böyle e, biz de ondan sonra e, efendim onaylayacağız veya onaylamayacağız bakacaktı. Efendim herhangi bir şekilde kongre onaylamadı Biz de onaylamayacağız Ama onaylandıysa biz de onaylayacağız ha, Ondan sonraki tahayyütlerin yerine gelmesi bambaşka bir konu O da tabii ki Türkiye'nin gücüne bağlı Fulya Ya Fulya komutanlarımıza bir şey sorabilir miyim? İsmet abi sor, sor. İsmet abi Biz. İsmet'in için... Ama hep Zafer abinin sözünü kestin Yok İsmet abi çok kısa bir şey Pardon. söyleyeceğim. <laughs> ee, Uzaktan olunca böyle oluyor. Şimdi evet ya çok kötü bir şey diyorum. Program ya. çok izleniyor. Ee, şimdi ismini açıklamayacağım bir sayın siyasetçimiz, milletvekilimiz mesaj atmış. Hı hı. Diyor ki haklı olabilirsin. Eğer ABD'den gerekli iyi niyeti görmezsek belki de ikna olmayız diyor biz de parlamentoda diyor hı. vekiller olarak diyor. Geçirmeyi yani diyor Türkiye ya. burada, Türkiye burada. ABD ne yaparsa e, eş zamanlı süreç mi başlattı? Yani ABD ne Öyle. yaparsa Biden eş zamanlı süreç başlattı. Biden kongreyi ikna edemiyorsa hı hı. Recep Tayyip Erdoğan da edemeyebilir. Bütün karizmasına Aynen. ve meclisteki sayısal çoğunluğuna rağmen o parlamento ikna olmaz. Ya ben adamlara güvenmiyorum arkadaşlar kongreden yani şey geçse bile ben ina güvenmiyorum yani abi. Hiçbiriniz güvenmiyorsunuz zaten de yani. Ya işte Fulya e sonra aslında... Sonra engelleyebilir. Kongreden geçtikten sonra da engelleyebilir. Ya işte onu diyoruz ya. F-35'ten öyle çıktı. F-35 meselesi gibi yani. Evet. Yani kongreden çıksa da sonradan ya yine engellenebilir. Engellene dolayısıyla... Ben. Çok da yüz vermemek lazım yani. Ama o zaman belki komutanım bilir. Biz mesela İsveç'e onay verdik sonra bu anlaşmayı yine meclis kararıyla biz çekiyoruz deme hakkına sahip miyiz? Uluslararası anlaşma. Yok. değiliz. Hayır bitti. Artık Neymiş. onayladıktan sonra geri şey sonra NATO NATO o kadar NATO mevzuatı olmasın, yani. NATO mevzuatı yürürlüğe giriyor. Artık bir kendisi istemedikten sonra hiç kimse evet. onu atamıyor. Bir yani. kara kuşu dinleyelim, İsmet abiyi dinleyelim, bakın sonra kapatalım bu dostlar. Son dört dakika. Yunanistanın NATO'ya girişi de, e, so, so, NATO'ya girişi Yunanistanın da kardeş. bakın ta, gene uçak meselesi. Bakın NATO'ya girişi de uçak meselesi Yunanistan'ın. Şimdi bakın e, biz 1975'te ambargo görmeye başladık. Biliyorsunuz 74 Kıbrıs harekatı nedeniyle Sayın Fulya, hı hı. 78'de ambargo kaldırıldı. Ama bizim ancak kendi paramızla vermiş olduğumuz bir kısım F-4 geldi bize. Başka F-4 alamadık Amerika'dan. Evet. NATO'ya Yunanistan sokulmasıyla 170 tane F-4 uçağı geldi. Tekrar ediyorum, 170 F-4 uçağı geldi Türkiye'ye 5 kuruş vermeden hmm. 170 tane F-4'ün parası bugünkü değerle ne kadar biliyor musunuz? 50 milyar dolar. Yani Evren Paşa Yunanistan'ı askeri kanada aldı ama 50 milyar dolarlık da 170 tane F-4 uçağı aldı. Vallahi bilemiyoruz tabii. Ben şunu merak ediyorum Fulya. Son sözler ya olsun İsmet Hocam. İsveç'in NATO üyeliğinden, bu, 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 evet İsveç'in NATO üyeliğinden Türkiye'nin hangi menfaati vardı? Sayın Ölçelik bakın ona Bunu bir, geçmeden ben evet. şunu söylemek istiyorum. Ya bizim yani, menfaatimiz, biz, biz F-16 peşindeydik. sonucunda F-16 meselesini kapatmak, tane, kurtarmak, kurtarmak istiyoruz. F-4 uçağı aldık, değeri 50 milyar dolar. Peki bakalım söylüyorum. ne olacak İsveç bu mesele? İsveç'in alınmaması konusu sizin sorunuz. Peki sorun. sonuçta İsveç için Eminim? son kararı meclis verecek, genel kurul verecek. Önümüzdeki günlerde tarih ne zaman bunu bilmiyoruz. Evet. Ee, ama önümüzdeki Yani Türkiye günlerde, bir eş zamanlı ülkelere... süreç başlattı. Evet. Yani bu o, ve olacak olmayacak diye değil. Ee, bir eş zamanlı süreç başlattı anladığım kadarıyla. Ee, ABD'nin tavrı, kongrenin tavrına göre Türkiye'de burada tavır alacak. Anladığımız hı. şey bu. Evet. evet. Karşılıklı bir tavır olacak. Peki. Yerel seçimi unutmamak lazım. Hı hı. Gayet basit yani, bu. Yerel evet. seçim deyip geçmeyin. Burada... Eğer ABD'den gerekli etkileşimi alamazsak, elektriği alamazsak bu iş sürüncemede kalır. Yerel seçim sonrasına kalır. Aynen kadar gidebilir. Öyle. Peki çok teşekkür ediyorum kıymetli konuklarım, sevgili izleyiciler. Akıl Çemberi'nin sonuna geldik. Hoşçakalın.